Herkese merhabalar. Antakya TV'ye hoş geldiniz. Ben Sema Yeral. Yanımda Antakya Gazetesi spor muhabiri arkadaşım Ahmet Doruk Halkan var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Bugün Hatayspor Trabzonspor maçını konuşacağız. Hatayspor Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırladı ve bir birlik bir beraberlikle sahadan ayrıldı. Tabii bir şampiyonu ağırladı Hatayspor kendi sahasında. Evet. Güzel de bir maç oldu ama maçın detaylarına girmeden önce dilersen seremoni kısmından bahsedelim Ahmet. Hatayspor çok güzel bir ev sahipliği yaptı. Güzel bir misafirperverlik sergiledi. Hatayspor oyuncularının, teknik ekibinin alkışları eşliğinde sahaya çıktı. Çok güzel görüntülerdi bence spor adına. Güzelliklerin konuşabilmesi evet. adına. Çok güzel görüntülerdi ve umarım ileriki sezonlarda da ve maçlarda da emsal olur. Sen neler düşünüyorsun bu konu hakkında? Bunun daha önceki yıllarda işte gerek Süper Lig olsun, gerek alt liglerde olsun veya Avrupa ligleri olsun çokça kez örneğine şahit olmuştuk. Tabii Hatayspor'da medeniyetiyle ön plana çıkan bir şehir olduğu için, daha doğrusu bir şehrin takımı olduğu için böyle bir davranış sergilemesi aslında öngörülebilirdi, bekleniyordu. Nitekim kendisine yakışanı yaptı. Bu durum içerisindeki bazı tezatlıklar da meydana gelmedi değil. Onlara da hani değiniriz diye düşünüyorum. Trabzonsporlu futbolcular sahaya çıkarken Hatayspor'lu futbolcuların ve teknik ekibin karşılıklı izleyerek alkışladığı esnada bir yandan tribünlerin ıslıklaması, ikilemin yaşanması, Ömer Hoca'nın maçtan sonra neden böyle bir şey yapıldığını ve organize edildiğini ifade etme çabası. Garip tezatlıklar meydana geldi tabii. Aslında Trabzonspor'un bu hak edilmiş şampiyonluğunun ben antipatik olmadığını düşünüyorum. Açıkçası taraftarın bu tepkisine de şaşırmadım değil. Yani mesela şöyle bir şey olabilir. Örnek vermek gerekirse bu sene La Liga'da şampiyon Real Madrid oldu. Real Madrid bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Real Madrid bitime 4 hafta kala ilk maçını şeyle oynayacak. Atletico Madrid'le oynayacak. Bu bir dünya derbisi. İki ezeli takım. Ya Atletico Madrid maçtan önce Real Madrid'i alkışlamayacağını bütün kulüp kanallarından, yani resmi değil tabii ama Atletico Madrid'i yakından takip eden bütün gazeteciler aracılığıyla duyurdular. Şimdi burada bir şey var. Mesela bunun Türkiye'de olduğunu düşünecek olursak, örnek veriyorum, Fenerbahçe bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu garantilese, sondan 4. maçta Galatasaray'a konuk olsa Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi alkışlaması ne derece beklenir Türkiye şartlarında? Ama Hatay gibi hoşgörüsüyle, medeniyetiyle, misafirperverliğiyle ön plana çıkmış bir şehrin takımı tabii ki de 38 yıl sonra şampiyon olmuş ve Anadolu'yu bu zamana kadar Türk futbolunda ve Avrupa futbolunda çok iyi temsil etmiş bir takım alkışlayacaktı. Yani sen de diyorsun ki Hatay medeniyetler şehri ve medeniyetler şehrine yakışır bir şekilde misafirperverliğini gösterir. Aslında ne derece beklenir belki bilinmez ama Galatasaray Fenerbahçe örneğini verdin. Ama bir şekilde bunların olması gerekiyor, yapılması gerekiyor spor camiasında. Çünkü spor gerçekten birleştirici bir güç ve şampiyon bir takımı ağırlıyorsun. Evet. Yani buna alkış tutulması, bunun tebrik edilmesi kadar doğal bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ki Hatayspor birincilikte şampiyonluğu garantilediği sezon, işte Süper Lig'e yükseldiği sezon, artık matematiksel olarak iş garantilendiğindeki ilk maçta Bursaspor'u konuk etmişti. Sanıyorum ligin son haftaki müsabakasıydı. Bursasporlu evet. futbolcular burada Atatürk Stadyumu'ndaki maçta dizilerek Hatayspor'u futbolcuları alkışlamıştı. Yani bu Hatayspor'un da daha önce başına gelmişti. Şimdi de alkışlayan taraf oldu. Ya bunlar aslında şöyle düşünüyorum ben. Olmasa bu bir suç, ayıp, ne bileyim değil. Olursa da gayet hoş ve olursa dediğin gibi spora yakışır. Güzel evet. Olacak. Onun dışında taraftarlarımızdan da bence diğer kulüplerin taraftarlarına örnek olacak şekilde güzel bir davranışı oldu. Mesela Trabzonspor taraftarlarını kendi tribünlerimizde hep beraber izleme teklifi sundular. Ve bu sosyal medyada çok çok fazla konuşuldu olumlu anlamda. Bu da güzel. Yani işin parçası aslında. Hep diyoruz evet. ya birleştirici güç. Bu da onun bir parçası oldu. Ve çok da kıymetli bir işti. Az rastlanan bir durum. Hatayspor'un cadde taraftar grubu. Şimdi Hatayspor'un farklı farklı taraftar grupları var. Yani cadde taraftar grubu bu
duyuruyu yaptı Twitter üzerinden. Bayağı da etkileşim almış Trabzonsporlar tarafından. Cadde Taraftar Grubu'nun bu ev sahipliği üzerinden yayınladığı bildirinde yine tezat, yine bu bildiriyi çürüten şeyler de oldu statta. Aslında o gün maç günü mesela ben çok şey gördüm. 61 plakalı araç gördüm. Trabzonspor formalı işte kadın, erkek birçok taraftar gördüm. Hakeza bizim yine gazetemizin locasında seyrediyoruz maçları ve bizim yine konuk ettiğimiz Trabzonsporlu çok değerli misafirlerimiz vardı. Ama işte stadyumun bazı yerlerinde Trabzonspor'un da bulduğu golle birlikte verilen bazı reaksiyonlarla veya maç içerisindeki bazı duygu geçişlerine Hatayspor'lu taraftarların sert tepkiler verdiği videolarda sosyal medyaya düştü ne yazık. Ya işte bunlar oluyor. Ortak bir mutabakata varmak çok güç. Özellikle bu tür futbol maçlarında. Aslında işin sonucuna baktığımız zaman ileriki zamanları baz alarak konuşuyorum. Hatayspor ve Trabzonspor maçı dendiği zaman küçük olumsuzluklar da olsa akla gelecek ilk şey Hatayspor'un misafirperverlikle karşılaması ve Trabzonspor taraftarlarının da Hatay tribünlerinde beraber kardeşçe güzel bir ambiyansla maçı izlemeleri. Bu şekilde anılacak ileriki zamanlarda Hatay-Trabzon maçı. Umarım. Futbol adına bu güzellikleri konuştuktan sonra dilersen maçın detaylarına geçelim. Trabzonspor'un maçta eksikleri olmasına rağmen derin bir kadro oluşturmasından dolayı bunun eksikliğini yaşamadı. Aslında sezon genelinde de konuşmak gerekirse çok derin bir kadrosu var ve evet, o kadronun kalitesi ortada. O kadronun sahaya yansıttığı oyunla beraber şampiyonluk geldi aslında Trabzonspor için. Sakatlıkları da vardı. Rotasyona da gitti Abdullah Avcı. Ona rağmen güzel bir oyun çıkardı. Sen bu konu hakkında neler düşünüyorsun? Trabzonspor aslında bu az önce de vurguladığım gibi bu hak edilmiş şampiyonluğunun projesini geçen sezondan itibaren, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a geldiği günden itibaren yapıyor bunun hazırlığını ve aslında bu şampiyonluğun en büyük tezahürü de bu. Onların da Salı günü Türkiye Kupası maçı var. Kayserispor deplasmanına gidecekler ve artık matematiksel anlamda ligdeki şampiyonluğu da garantiledikleri için tabii ki sezonu çifte kupayla bitirmek istiyorlar ve Kayserispor deplasmanı onlar için önem arz ediyor bu bağlamda. Dolayısıyla bir rotasyon bekliyor muyduk? Bekliyorduk zaten. Hiç kimse Trabzonspor'un Hatayspor karşılaşmasında şu aşamada az oyunculardan oluşan bir ilk 11 ile çıkmasını beklemezdi zaten. Ama yine de bazı sürprizler de vardı işte. Zaten 7 eksikle gelindi. İşte ilk 11'den yine Bruno Perez, Dansville vesaire yoktu. Bazı as oyuncular maç kadrosunda yer alsalar da ilk 11'de tercih edilmedi. Mesela Cornelius'un yedek kulübesinde başlamasına bir tık şaşırdım ben. Çünkü onun da gol krallığında iddiası var. Hatayspor aslında bu konuda beni daha çok şaşırtan, aslında şaşırmak için de bir neden arıyormuş gibi olmayayım ama şaşırdığım için de mutlu olduğum bir gelişme yaşandı Hatayspor'da. Altay karşılaşmasında dakika 76'da oyuna girip bir anda o aşırı derecede sıkıcı, beni boğan, belki de herhangi bir şekilde bu işi gerçekleştiren biri olmasam izlemeyeceğim bir maçı 76'da bir anda seyir zevki yüksek bir maç haline getiren Bertu Özgür Yıldırım Trabzonspor maçında bu sezon ilk defa ilk 11'de başlamış oldu. Bu beni çok mutlu etti açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim, benim Bertu'la muhabbetim falan yok. Yani tutup da burada işte Bertu'nun PR'ını yapacak değilim. Ama 2002 doğumlu bir çocuk ve Sarıyer'deki geçmiş maçlarını izledim. Yani bir ara Galatasaray'la da adı geçmişti Sarıyer döneminde. Bunları hep okudum. Dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sarıyer Başkanı'nı bizzat arayıp Bertu hakkında işte bilgiler aldığını yazmış. O dönemin bu konuyla alakalı haberini yapan gazetecileri. Bir defa çok iyi bir size'ı var. Kendine gerçekten bakıyor. Yani antrenmanlarda bunu rahatlıkla gözlemleyebiliyorsun. Ve ilk defa da 11'de şans buldu. Nasıl kullandı? Biraz heyecanlıydı. Yani ben bunu gözlemledim. Biraz heyecanlıydı. Bu arada işin Mamed Uyuf ayağından da şöyle bir anekdot paylaşmak isterim. Mamed Uyuf da Hatayspor'a geldiği günden beri ilk defa ligde maç kadrosuna yer almasına rağmen ilk 11'de başlamadı.
Ahmet Diouf'un şu an sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Menajeriyle kulüp görüşme halinde ama maaş konularında sürekli işlerin sarpa sardığına dair duyumlar alıyoruz. Yani çok ama çok zor olduğu düşünülüyor Ahmet Diouf'un sözleşmesinin yenilenmesi hakkında. Lütfü Savaş'ta aslında yaptığı bir açıklamada Ahmet Diouf gibi, Ruben Ribeiro gibi futbolcuları takımda tutmak istediğini ama eğer olmazsa da ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerektiğini söylemişti. Hı hı. Öyle bir cümlesi vardı. Belki de Ruben Ribeiro'nun da kadro dışı kalmasını da Lütfü Savaş'ın böyle bir açıklamasına bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, Ruben'in maç günü kadro dışı kalması beni biraz şaşırttı açıkçası. Çünkü ya hafta boyunca takımla birlikte çalışmasına rağmen maçtan birkaç saat önce bir anda kadro dışı bırakıldığı haberi geldi bize. Tabii ki sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Ve işte bu sezon içerisinde de Portekiz basınından birkaç takımla adı geçtiğine dair haberler almıştık, okumuştuk. Ben de yine kendi kanallarım vasıtasıyla bunu duyurmuştum. Ama ne yazık ki oyuncunun sezon sonuna kadar bile bir şekilde gelemeyişi aslında Ruben'in biraz da o disiplinsiz tavırlarının ne kadar törpülenemez durumda olduğunun bir göstergesi. Oyuncu Portekiz'e gitmek istediğini söylemiş, iletmiş yönetime. Şurada 3 maç kalmış. Evet, takımın bir Avrupa Kupası iddiası yok. Kümede kalma gibi bir amacı da yok. Yukarıdan ve aşağıdan hiçbir şekilde bir hedefi yok. Hedefsiz şu an Hatayspor. Tabii ki Ömer Hoca'nın söylediği gibi işte kalan maçlarda mümkün olan en iyi yerde bitirmek istiyor takım. Oyuncuların da kendini pazarlamalar açısından bu önemli. İşte Hatayspor'a bu yakışır vesaire vesaire. Bu tür klişeleri bir tarafa bırakıyorum. Ama hedefsiz dahi olsa takım, sen profesyonel bir futbolcusun ve bu kulübün paranı ödediği bir sistem var. Maaşını alıyorsun. Dolayısıyla bunun gereğini yapman gerekiyor. Ruben hakkında da son olarak şunu söylemek istiyorum. Ruben eğer, şimdi zaten Ruben'in de yaşı 33 falan, 32-33 o civarda. Portekiz'e gitmek istiyorsa buradan Portekiz'e kadar yolu var. Hatta umarım ilk buradan toplu taşıma aracı mı olur artık, nasıl bir vasıta kullanır bilmiyorum ama ben olsam biletini alır hemen aynı gün, ertesi gün tesislerde ve buradaki işte konakladığı yerde neredeyse artık pılını pırtını hemen paketi haline getirip Ruben'i de postalarım. Çünkü yani gerçekten bu pek rastladığımız bir durum değil ya. Mesela şöyle bir şey vardır. Bazı futbolcularda olur bu. Sözleşmesine madde koydurur. Der ki eğer bu takım küme düşerse benim bonservisim boşa düşer. 3 hafta kalmıştır bitime ve o takımın matematiksel anlamda küme düşme ihtimali netleşmiştir. Oyuncu der ki arkadaşlar bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Ben Behlül Kaçar gibi gider. Yani bu tür durumlar çok sık rastladık. Veya ne bileyim 6 ay 7 ay oyuncunun maaşını ödemezsin. Oyuncu UEFA nezdinde haklıdır. Ve o an takımdan ayrılsa bile, ki bu mesela Ryan Rabbit Yeni Malatyaspor arasında yaşandı bu. Adama aylarca parasını ödemezsen adam çeker gider. Bir şey de diyemezsin. Yani hiçbir mahkeme, hiçbir karar merciği seni orada savunamaz. Yani bu tür durumlar olur. Bu ve buna benzer birkaç örneği daha var bu durumun. Bunlar olur. Bunlar anlaşılabilir şeyler. Ama tutup da ortada hiçbir şey yokken bir anda böyle saçma sapan hareketler, saçma sapan kartlar, saçma sapan disiplinsizlikler. Oyundan çıkıyorsun, direkt soyunma odasına gidiyorsun. Takım maçın içinde bütün arkadaşların bir şekilde ne yapabiliriz de maçı döndürürüzün derdindeyken sen bir anda kırmızı görüyorsun, takımı yalnız bırakıyorsun falan filan. Yani çok yetenekli. Biraz uzun tuttum ama Ruben konusu gerçekten ayrı program çekilebilecek kadar şey bir konu, detaylı bir konu. Çok yetenekli bir futbolcu. Yazımda da bahsetmiştim. Hatayspor oyun kurulumunda çok önemli yeri var. Hatayspor'un 3. bölgesinde çok önemli yeri var. Hatayspor baskı yediğinde çok önemli yeri var. Ama artık buradan Portekiz'e kadar yolu var diyorum ve Ruben konusunu gerçekten beni geren bir konu çünkü Ruben konusu. Evet, aslında Ruben Ribeiro da bütün bunların farkında olduğu için mi acaba bunun şımarıklığını mı yaşıyor diyeyim. Çünkü camiada da hep bahsettiğim yaramaz şeylerin diyorsun. Hani evet, kesinlikle. Önem arz eden konularda. Aynen öyle. Yaramaz çocuk diye adlandırılıyordu ve bir yere kadar da bu çekiliyordu, nazı çekiliyordu. Ama belli ki bazı şeyleri,
fazlasıyla tekrarladığı için, bazı şeyler daha fazla battığı için de bu şekilde bir kadro dışı bırakılma onu olmuş. Biliyor musun? O yaramaz çocuk tabirini bizim gazetemizde Cemil abi atmıştı o başlığı. Ben hatırlıyorum. Cemil abi o başlığı attıktan sonra hatta böyle Twitter'da falan böyle konuşulur hale geldi. Herkesin dilinde pelesenk oldu. Aynen böyle yaramaz çocuk, yaramaz çocuk, yaramaz çocuk. Yani Cemil abi yaramaz çocuk evden atıldı şu an. Bir daha da giriş izni yok. O yaramaz çocuk bence biraz güzellemeydi. Belki de kapatmak adına. O yeteneğinden ve kalibresinden ötürü de çok şey yapılmıyordu ama artık Rubencim evet. Seni ben biraz şöyle nasıl biterse öyle hatırlıyorum bazı şeyleri. Tabii ki. Yani benim bu biraz tabii karakterimle alakalı ama bazı şeyler nasıl biterse öyle hatırlanır. Ve Ruben kötü bitti. Hakeza Adama Traore kötü bitti. İkiniz de çok yeteneklisiniz. Biriniz kronik sakatsınız. Diğeriniz de kronik cezalısınız beyler. Allah'a emanet olun. Aslında bunu dedikten sonra da aklıma şey geldi. İşte vedalar. İnsan vedada belli olur diye. Ruben Ribeiro da buna bence çok güzel bir örnek oldu. Evet. Nasıl bir veda Ruben'e ettiği yeterince konusunda. Salladığımızı ve başka konuya geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Hemen. Biraz da ben takıma hazır sallama pozisyonundayken takıma şöyle bir değinmek isterim. Senin notların üzerinden de gideceğiz tabii ki ama. Mesela şeyi hiç öngörebildin mi Sema? Ya da takip edebildin mi? Ya da bir farkındalık oluştu mu? Hatayspor ligde çıktı. Son 15 maçta 3 galibiyet almış. İkisi şu an matematiksel olarak Spor Toto 1. lige düşen Göztepe ve Yeni Manaltıyaspor. Yani son 15 maçta bakın tekrar ediyorum. Son 15 maçta ligde 3 galibiyetin var. İkisi küme düşen takım. Diğeri de Karagümrük. Orada da zaten Ayüp Elk abinin inanılmaz bir maç çıkarttığı 90 dakika izlemiştik. Şimdi ne düşünüyorsun mesela bu konu hakkında? Başka bir deyişle şöyle de sorayım soruyu. Hatayspor'un 2022 yılında 4 galibiyeti var. İkisi küme düştü. Ya küme düşen takımlar artık zaten tamam o dönem düşmemişlerdi Hatayspor'un adında ama aşağı yukarı potansiyelleri belli olduğu için küme düştüklerini vurguluyorum. Bu sezon özelinde. Evet. Geriye kalan iki takımın biri Karagümrük, Ayüp'ün sıra dışı maçı. Diğeri de Domenek Torrent'in ilk maçı, Galatasaray maçı. Yani o da hocayla takımın ilk maçı, hoca 3 gün önce gelmiş falan filan. 2022 Hatayspor açısından pek de... Aslında Hatayspor'da da şöyle bir şey var. Büyük takımların maçlarına gerçekten farklı bir şekilde hazırlanıyor. Onu da Galatasaray'la bağdaştırdık. Büyük takıma farklı hazırlandı. Galatasaray galibiyeti de gitti. Karagümrük'e de Ayub'un harikalar yarattığını şey yaptık. Diğer iki galibiyete de küme düşmelerini yazdık. Evet. Elde şimdi hiçbir şey kalmadı. Ne kaldı elde? Hiçbir şey sıfır kalmadı. Sıfır elde var sıfır. Bu bizim genel anlamda da sezon özelinde konuşmak gerekirse bitiricilikte çok sıkıntı yaşıyoruz. Karşıda hangi takım olursa olsun fark etmeksizin Hatayspor'un genel anlamda bir bitiricilikle ilgili bir sorunu oluyor. Güzel ortalar açılıyor ki en son Trabzon maçında konuşmak gerekirse 41 tane orta açmış takım ve bunların sadece 10 tanesi isabetli. Antalyaspor maçından itibaren takımın bir kenar ortalarına bağlı kaldığını ben de gözlemliyorum. Bu rakamlara da yansıyor dönem dönem. Hatayspor şimdi mesela Ruben yok, Adama yok, işte Mehdi ile Onur dikine oynayabilen ve orta sahayı domine eden bir dinamizme sahip değil. İşte bunun birçok sebebi var, etken var vesaire. Merkezdeki savaşı kaybettiğinde top kenarlara yöneliyor. Yani işte kenardan bir fast break'te müthiş bir top atacaksın Sabah'a. Sabah koşacak da işte birebir de adam geçecek de falanla filan artık man to man'ine kalmış Sabah'ın. Sam Adekugbe kavisli müthiş bir orta kesecek de Diouf kalkacak ya kendi vuracak ya indirecek de falanla filan da. O yüzden aslında bu biraz da Hatayspor'un merkezdeki o noksanlığının bir göstergesi. Bunlar normal rakamlara yansıması. Biraz daha maçı detaylandıralım istiyorum. Münir'in çok güzel bir penaltı kurtarışı vardı. O maçın en çok konuşulması gereken kısmı ve bence dönüm noktası. Sen neler söylemek istiyorsun bu konu hakkında? Ya şimdi iki takımın da matematiksel anlamda birçok şeyi garantilediğini düşünecek olursak maça çok değinmedik. Bu gayet normal. Dakika dakika şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu diye konuşmuyoruz. Senin değindiğin konuda da yani Münir evet zaten Diouf'un ilk 11'de olmadığı için kaptanlığı da kendisi üstlendi. Biz tecrübe deriz. Karakterle tecrübeyi doğru kullanan kaptan. Yani Ribeiro gibi değil. Ribeiro da tecrübeli ama farklı zafiyetleri var. Münir tecrübesiyle çok iyi bir maç çıkardı. Konsantrasyon problemi yaşamadı. Son haftalarda artık takımın hedefsiz
oluşuyla herhangi bir konsantrasyon problemi yaşamadı. Dolayısıyla harika bir maç çıkardı. Bakasetas gibi duran top ustasının da penaltısını çıkartmak öyle her kalecinin harcı değil. Takım oyunda tuttu yani. İlk 10 dakikada hatırlıyorsun 4-5 net pozisyon var her iki kalede de. Yani ilk 10 dakikada hem Hatayspor'un işte Ayub'un şutu, Uğurcan'ın kurtarışı, Saban'ın direkten dönen topu, orta şut karışımı, işte Trabzonspor'un tehlikeli birkaç hata, devamında işte Mehdi'nin bireysel hatası, penaltı, şu bu vesaire. Hızlı bir giriş oldu. Hızlı bir maç giriş oldu. Tempolu bir giriş oldu. Münir de o penaltısıyla takımı özellikle ilk yarıda skor anlamında en azından sahada tuttu. Hatayspor Trabzonspor maçını aslında bu şekilde konuşabiliriz. Detaylandırmaya çalıştık ama iki takım adına da zaten beklentileri olmayan bir maçtı diyebilirim. Bunun haricinde bir hafta önce oynadığımız ve bayram tatili dolayısıyla programını yapmadığımız Altay maçından da biraz bahsedelim dilersen. Altayspor biliyorsunuz küme düştü. Ama böyle büyük kulüpleri Süper Lig'de görmek her ne kadar güzelse, bizi mutlu ediyorsa, ligden düşmesi de bir o kadar üzüyor aslında. Altay'da benim için öyle kulüpler arasında. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında Ahmet? Altay ve Göztepe'nin lige düşmesi, önümüzdeki sezon Süper Lig'de hiçbir İzmir takımının olmayışı biraz üzücü. Evet. Ama köklü kulüp kısmına gelince tabii ki Altay çok köklü ve camiası itibariyle güçlü bir kulüp. Ama Altay düşüyor, Ankara Gücü çıkıyor. Yani Türkiye'de köklü kulüpler bitmez. Onlara da seneye birincilikte başarılar dilerim. Biz de başarılar diliyoruz. Hem küme düşen takımlarımıza birincilikte başarılar ve Süper Lig'e çıkan kulüplerimize de Süper Lig'de başarılar diyoruz ve bu şekilde de programımızı kapatıyoruz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.